Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Tekrar oraya. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. Tekrar oku. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Her kelimenin doyma noktası vardır. Her cümlenin doyma noktası vardır. Nerede okunursa okunsun, kim okursa okusun, kendisi doymadıkça o cümleyi geçmemeli. Bu arada bir doyma noktası vardır. Fizik oku, fiziği bilenler bilir. Bir doyma noktası vardır. O doyma noktası olmadıkça buhar sıkışmaz ve hareket getirmez, iş görmez. Bir cümle seni doyurmadıkça geçme. 10 defa oku, 20 defa oku, bakan bıraksın gitsin ama sen kendini doyur. Bu cümle kolay doyulacak bir cümle değil. Bana göre, tabii size göre bilmiyorum. Tekrar oku ve geç. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür. Şimdi başım bir iş geldi. Feryadı figan etme. Hikmetlerini araştır. Bu iş başıma niye geliyor? Bu işte benim kusurum nedir? Bil ki kusur sendendir. Kimsenin kusurundan dolayı senin işin ters gitmez. Kusur sendendir. Aradın, araştırdın. Ya vallahi hiç de bir kusurum göremiyorum. O zaman Allah seni seviyor ki dünyayı sana küstürüyor. Şimdi şöyle bir misal verelim. Çok sevdiğin, fevkalade sevdiğin, bir tebessümüne cihanı feda edeceğin bir zat şöyle karşıda oturmuş. Küçük, aklı ermeyen bir çocuğa bir taş veriyor. Diyor ki git şunun kafasına vur bu taşı. Çocuk geliyor, kafana taşı vuruyor, başın acıyor. Ne yaparsın? Çocuğu tekmenin dibine mi alırsın? Yoksa alır onu kucağına öpersin, okşarsın. Keşke sevdiğim senin bir taş daha atsa mı dersin? Ne dersin? Hı? İkinciyi deriz. İkinciyi istersin, üçüncüyü. Onun için Rabbani ne diyor? Herkes beladan kurtulmak için etek dolusu para harcar. Biz ise ona kavuşmak için etek dolusu para harcıyoruz. Onun için ne diyor? Musibetlerin tenevvüü, musikinin tenevvüü gibi ruhuma hoş geliyor. Biz onların dediğini tekrar ediyoruz. Ona dayanamayız. Ama erkekler böyle diyor işte. Biliyor. O belayı göndereni bulmuş. Bela vereni buldunsa safa ender, ata ender, beladır bil. Bela vereni buldunsa safa ender, ata ender, beladır bil. Evvela kusurunu ara, kusurunu bul, mutlaka kusurun var. Baktın ki, vallahi bu işte kusurum yok, bu işte günahım kusurum yok. O zaman fevkalede sevin ki seni her halinde muhafaza eden birisi seni sevmiş. Bir bela denilen çocuğun eline bir taş vermiş. Sana göndermiş, kafana vuruyor, seni acıtıyor. Bir daha sultanım, bir daha efendim, bir daha nurum, bir daha ya Rabbi, bir daha. Bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender, beladır bil. Demek belalar o kadar çok kötü şeyler değilmiş. Allah'a sığınıyoruz.
Allah'tan kolaylık istiyoruz. Belaya, musibete dayanamıyoruz. Ama geldiği zaman bil ki ya senin kusurundan ya seni seven birinden geliyor. Cenab-ı Hak bir kulunu severse dünyayı ona küstürür. Çirkin gösterir. Dünyayı nasıl çirkin gösterecek, nasıl küstürecek? Bela verecek, musibet verecek. Başka türlüsü var mı? Evet, o cümleyi bir daha oku. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözlerin nesrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşallah neşrettiğin miktar bir rahmet, bir rahmete mazhar olduğu zaman pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar. Tekrar okurayım. İnşallah sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. Evet, oradan. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşallah neşrettiğin miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar. Acaba Azimendi'nin payı var mı bunda? Var. Hulusi Bey Elaziz'deyken muhatap olduğu bir mektuptu bu. Tekrar oku. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşallah neşrettiğin miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar. O hakikaten Azimed'in kıyafeti çiçek gibi. Cidden çiçek gibi. Yalancı, aldatıcı elektrik lambalarının altında o lambaların yalancılığını ortaya çıkaran siyah renkli ortaya çıktı. Siz yalan söylüyorsunuz. Siz istiyorsunuz ki kendi renginizle dünyayı boyayasınız. Suni, geçici, aldatıcı, yalancı bir beyaz ortaya çıkarasınız. Ama öyle değil. Biz gösteriyoruz ki sizin neşrettiğiniz ışık hiçbir yeri beyazlatmamış. Biz siyah nurla, Ehl-i Beyt'in nuruyla ortaya çıkıyoruz. Resulullah'ın Mekke'yi fethettiği renkle ortaya çıkıyoruz. Abbasilerin rengiyle ortaya çıkıyoruz. Dal kılıçların rengiyle ortaya çıkıyoruz. Sulh yok. Işığınızı söndüreceğiz. Hakiki güneş doğacak. Hakiki nur ortaya çıkacak. İbretli gözle bak. Çok değişik bir renktir Azimendi. Çok değişik bir renktir. Evet. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin.
İnşallah Nesreddin Miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar.